Gözümüzün nuru, göz bebeğimiz, sevgili öğrenciler, Tefeyyüz İlköğretim Okulu Müdürü Sayın Selahattin Zekir, kıymetli öğretmenler, değerli dostlarım, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nde yaşayan Türklerin resmi bayramı olan 21 Aralık Türkçe Eğitim Bayramı vesilesiyle bugün burada sizlerle, sizin aranızda olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Hepinizin Türkçe Eğitim Bayramı'nı tebrik ediyorum. 138 yıllık geçmişe sahip Kuzey Makedonya'da Türkçe eğitimin bir sembolü olmuş bu Ulu Çınar'ın kıymetli öğretmen ve öğrencileriyle bir arada bulunmak, sizlerin gözlerinizdeki coşkuyu, heyecanı görmek bize ayrı bir mutluluk vermektedir. Bu okulun ismiyle müsemma olacak şekilde her alanda feyzinizin artmasını, ilerlemenizin bereketlenmesini ve dilinizden manen de zevk almanızı diliyorum. Sizlere ayrıca Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bol bol selamları var. Sizlerin Türkçe Eğitim Bayramınızı en kalbi duygularıyla kutluyor, evlatlarımızın gözlerinden öpüyor. Göz aydınlığımız sevgili çocuklarımız, bu güzide okulda alacağınız eğitimle bu coğrafyada Türk kimlik ve medeniyetinin temsilcileri sizler olacak. Dilimizi, dinimizi, medeniyet ve kültürümüzü geleceğe sizler taşıyacaksınız. Bunun için Türkçe öğrenimine büyük önem vermeli. Türkçeyi bütün incelikleriyle öğrenmek için büyük gayret sarf etmelisiniz. Pek kıymetli öğretmenlerinizin verdikleri emekler sizlerde çok daha gür bir şekilde yeşerecektir. Geleceğin doktorları, öğretmenleri, mühendisleri, hukukçuları, siyasetçileri olarak hem Balkanların hem de dünyanın geleceğini şekillendirmek sizlerin elinde olacaktır. Bu okulda aldığınız nitelikli eğitimle inanıyorum ki bu toprakların refahını arttıracak, Balkanlara huzur ve istikrar getirecek, barışı da daimi kılacak olan nesil sizler olacaksınız. Bunun için Türkçe'ye ve Türk edebiyatına da özel bir ilgi ve alaka göstermelisiniz. Çünkü bu topraklardan Türk edebiyatını derinden etkileyen edebi eserler çıkmaya devam etmeli. Balkanlardan yeni Yahya Kemaller, yeni Abdülfettah Rauflar doğmalıdır. Sevgili öğretmenler, değerli ebeveynler, evlatlarımızın Türkçe eğitiminize katkısı olacak bir konuya da dikkat çekmek istiyorum. Yıllardır Türkçe özgün içerikler üreten TRT, çocuk televizyonu, özellikle buradaki evlatlarımız gibi Türkiye dışında yaşayan Türk kardeşlerimizin gerek Türkçeyi doğru öğrenmesi gerekse kültür ve değerlerimizi daha iyi anlaması açısından oldukça faydalı programlar yapmaktadır. Türkiye'de ve Türkiye dışında oldukça popüler olan Rafadan Tayfa, İstanbul Muhafızları, Niloya, Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu, Elif ve Arkadaşları ve bunlar gibi daha onlarca çizgi film ile TRT Çocuk her yaştan çocuğa hitap etmeyi başarabilmektedir. Türkçe dil eğitimi açısından oldukça faydalı bulduğumuz bu çizgi filmlerle çalışkanlık, dayanışma, dostluk, arkadaşlık, vefa, aile, vatan, bayrak, milli kültür, sevgi, saygı, sorumluluk, dürüstlük, yardımlaşma, adalet, merhamet gibi birçok değer çocuklarımıza eğlenceli bir şekilde öğretilmektedir. Büyük ölçüde Batı'nın çocuklarımız üzerindeki kültürel hegemonyasını kırmayı başaran TRT çocuk yapımlarını çocuklarımızla birlikte izleyelim lütfen. Onların bu programları izlemelerini alışkanlık haline getirmelerini teşvik edelim. Çocuklarımız her gün zamanlarının çoğunu dijital ekranların karşısında geçirirken onların takip ettikleri içerikleri kontrol etmek daha da zorlaşıyor. Bu sebeple güvenli içerikleri izlemelerini sağlamak, ayrıca her gün saatlerce zamanı israf etmeden hem dil eğitimlerine hem de kültür ve değerlerini öğrenmelerine katkı sunacak bu çizgi filmleri izlemelerinin önemli olduğu kanaatindeyim. Geçen ay Türkmenistan'ı ziyaret etmiştik. Orada da çocukların TRT Çocuk izleyerek ne kadar muazzam bir Türkçe öğrendiklerine şahit olduk. Bu durum
büyük bir potansiyele sahip olduğumuzu gösteriyor. Çocuklarımızın Türkçesinin gücü onların dünyaya bakışlarını da zenginleştirecektir. Orta Asya'dan Balkanlara kadar aynı dilde konuştukları, aynı duyguları hissettikleri, aynı ülkeye sahip oldukları, aynı değerleri paylaştıkları milyonlarca çocukla doğrudan temas kurmalarını mümkün kılacaktır. Türkçe konuşmak, Türkçe yazmak kadar Türkçe düşünmek ve her olay karşısında bir Türk gibi davranabilmek önemlidir demişti Şerafettin Ferit Yücel'den. İşte çocuklarınızın Türkçe düşünebilmesi, her olay karşısında bu anlayışla, bu şuurla davranabilmesi için çocuklarımız bizim kültürümüzden olan içeriklere ulaşabilmelidir. Çocuklarımız izlediği çizgi filmlerde bir yer sofrasına oturan, bir ekmeği bölüşen Türk ailesini, zor durumdaki arkadaşlarının bakkal borcunun ödenmesi için bütün mahalleyi harekete geçiren gençleri, dayanışmayı, yardımlaşmayı görmelidirler. Mesela buradan sizlere bir öneride bulunayım. İstanbul Muhafızları çizgi filminde İstanbul'daki gerçek tarihi eserlerle ilgili güzel hikayeler ve anekdotlar eğlenceli bir şekilde anlatılmaktadır. Çocuklarımız bunları izlememişlerse önce izlesinler, sonra imkanınız olursa evlatlarınızı elinden tutun ve İstanbul'a, ana vatanımıza getirin. Okullarınızda geziler düzenleyin. Orada gördükleri eserleri bir de canlı canlı müşahede etsinler, gözlesinler. Çocuklarımızın aidiyet duyguları daha da güçlenecektir. Kültürel aidiyet duyguları daha da güçlenecektir. Bizler de bu konuda elimizden gelen desteği vermeye hazırız. Kıymetli öğretmenler, değerli kardeşlerim, dil bir toplumu millet yapan en önemli unsur olmanın yanı sıra kültür hazinesinin nesillerden nesillere aktarılmasını sağlamakta, kültür hazinesini muhafaza edip yaşatmaktadır. Burada çocuklarımıza Türkçe öğretmekle onlara sadece bir dil öğretmiyorsunuz. Milletimizin binlerce yıllık biriktirdiklerinden inşa ettiği büyük bir medeniyetimizin her bir unsurunu çocuklarımıza aktarmış oluyorsunuz. Bu topraklara Türkçenin gelişi esasen Osmanlılardan da öncelere dayanmaktadır. 1500 yılı aşkın bir tarihi vardır Türkçenin bu topraklarda. O tarihlerden bu yana burada önemli bir nüfus oluşmuş ve Türkçe bu toprakların dillerinden biri olarak konuşulmaya başlanmıştır. O zamanlardan bugüne kadar güzel Türkçe burada kök salmış, hem bu topraklarda zenginleşmiş hem de bu toprakları zenginleştirmiştir. İnternette, sosyal medyada yaygın bir şekilde paylaşılan bir video var. Balkanlardan genç bir kardeşimize Türkiye'den bir muhabir röportaj yapmak için mikrofon uzatıyor. Muhabir, burada mikrofon uzattığımız herkes Türkçem iyi değil deyip konuşmak istemiyor deyince o genç kardeşimiz o kadar da değil, Türkçeme laf ettirmem diyor. Ve devam ediyor. Siz nereden, söz gelimi İstanbul'dansınız diyor. Size Türkçenin gelişi 1453. Biz 1380'lerden, yani sizden 90 yıl daha önce, sizden 70 yıl daha önce Türkçeyi burada konuşuyorduk diyor. Buradan dilin, milli kimliğin ne kadar önemli bir unsuru olduğunu bilen o kardeşimize selam gönderiyorum. Kendisinin Türkçe'de bulduğu o özgüveni buradaki bütün kardeşlerimizin de yaşamasını arzu ediyorum. Bu kardeşimiz sadece bir örnek. Balkanlardaki Türklerin Türkçe'ye verdiği önem gerçekten büyük bir takdiri hak etmektedir. Zira onların dirayetli duruşu, emekleri sayesinde bin yıllık medeniyetimiz halen burada yaşıyor. Ruhumuz ve kimliğimiz Balkanlarda varlığını sürdürüyor. Bir toplumun varlığını sürdürebilmesi, kimliğini koruyabilmesi, değerlerini bir sonraki nesle aktarabilmesi için dilini koruması şarttır. Dilini koruyamayan bir toplumun zaman içerisinde varlığını da sürdürmesi imkansız hale gelir. Her bir kelimesi tarihimizden, kültürümüzden, medeniyetimizden derin bir miras barındıran, binlerce yıllık kültürümüzün taşıyıcısı hükmünde olan Türkçemizin bu topraklarda yeşermeye devam etmesi için büyük emekler veriliyor. Türkçe eğitimin asırlık çınarı olan Tefeyyüz İlköğretim Okulu 1884 yılından bu yana çok zorlu zamanlarda ayakta kalmayı başarmış,
Türkçenin bu topraklarda varlığını sürdürmesinde öncü rol oynamıştır. Okulun kurulmasında ve 138 yıldır ayakta kalarak bugüne gelmesinde emeği olan, başta Hilmi Bey Derala olmak üzere herkesi hayırla yad ediyor, ölenlere Cenab-ı Hak'tan rahmet, mağfiret diliyor, hayatta olanlara da sağlık, afiyet ve başarılar diliyorum. Bu münasebetle Tefeyyüz İlköğretim Okulu'nda sizlerle birlikte olmaktan duyduğum memnuniyeti yeniden ifade etmek isterim. Öğretmenlerimize değerli çalışmalarında, öğrencilerimize de hem derslerinde hem hayatlarında başarılar diliyorum. Yeniden Türkçe Eğitim Bayramınızı kutluyorum. Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum.